feminist olduğumu söylediğim zaman ya da bu kanalda videoların altına bana çok fazla bir soru geliyor. Aynı soru. O da şu, 2 yıllık mı 4 yıllık mı okudun sorusu. Bunu artık bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben 4 yıl okudum çünkü fizyoterapist olmak için 4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olmanız gerekiyor. 2 yıllık olanlarsa fizik tedavi ve rehabilitasyon teknikerliği bölümleri. Buralardan mezun olduğunuzda teknikerlik mesleğini yapıyor oluyorsunuz. Fizyoterapist olmuyorsunuz. Arada ne gibi farklar var? Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Fizik tedavi teknikerleri hastanelerde, çalıştıkları yerlerde fizik tedavi hekiminin yazdığı ısı ışık ajanlarından yani elektroterapi aletlerinden ya da işte infraruj gibi, parafin gibi hastane ortamında kullanılan aletlerin uygulanmasından sorumludur hastaya. Fizyoterapistler ise teşhisi konmuş hastanın tedavisine yönlendirirler, egzersiz programını hazırlarlar ve uygularlar. Yani hastalıkların egzersizle tedavi edilmesinden sorumludur. Tabii ki bazı durumlarda yani hastanelerde tekniker olmadığı zaman o ısı ışık ajanlarını kullanmaktan fizyoterapist de sorumludur. Ancak eğer fizik tedavi teknikerleri varsa hastanede bu görevi fizyoterapist üstünden alabilirler. Başka bir soruysa özel üniversite mezun musun, devlet üniversitesi mezun musun şeklinde geliyor bana en çok. Ya da avantajları, dezavantajları nelerdir şeklinde geliyor. Ben özel üniversite mezunuyum. Devlet üniversitelerinin özel üniversitelerden farkı en başta şu oluyor bence. Devlet üniversitelerinde kontenjan çok fazla oluyor. Sınıflar çok kalabalık oluyor. Bu da aslında fizyoterapi gibi çok uygulamalı ders içeren bir bölümde bazen sıkıntıya yol açabiliyor. Çünkü o uygulamalar yapılırken birinin üstünde hoca örnek gösteriyor. Diğer herkes onun başında onu izliyor ama göremeyebiliyorsunuz. Ya da en azından herkesin birebir onu uygulamasına derste zaman yetmeyebiliyor. Ama bazı özel üniversitelerde de kontenjan çok olabilir. Ama eğer az kontenjan varsa, biz 30 kişiydik sınıfta örneğin. Böyle durumlarda hoca sizinle sınıfta tek tek ilgilenebiliyor. Ve sınıfta onu hoca hemen öğrettiğinde uygulama yapmak çok daha önemli bir şey. Çünkü doğru mu anladınız, yanlış mı anladınız hemen o zaman anlayabiliyorsunuz ve onu düzeltebiliyorsunuz eğer yanlışsa. Bu yüzden bence kontenjan sayısı açısından özel üniversiteler daha avantajlı. Ama okuldan sonra iş bulmaya gelirsek eğer, eğitim kalitesi arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Ancak tabii ki bazı özel üniversitelerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğitim kadrosu çok kısıtlı olabiliyor. 2-3 tane hocayla işi götüren okullar olabiliyor. Buna dikkat ederseniz eğer, onları incelerseniz ve iyi bir özel okul seçerseniz bence ortalama bir devlet üniversitesinden çok daha iyi ve donanımlı bir şekilde mezun olmuş olursunuz. Ancak okul bittikten sonra iş bulurken maalesef işverenler bu aradaki farklara çok dikkat etmiyor ve özel üniversiteler kalitesizdir. Herhangi bir devlet üniversitesi neresi olduğu hiç önemli değil, çok daha kalitelidir gibi bir algı var işverenlerde. Benim de başıma gelmişti, mezun olduktan sonra iş ararken, daha telefonda yani görüşürken, mülakata gitmek için randevu alırken bana özel mi devlet mi diye sormuşlardı ve özel üniversite mezunu deyince mülakata gelmememi söyleyen yerler bile olmuştu. Biz devlet üniversitesi mezunu birisini arıyoruz demişlerdi. Şimdi devlet üniversitenin çok iyi olduğu okullar tabii ki var. Çok eski olduğu, Hacettepe gibi, İstanbul Üniversitesi gibi. Ama sonradan açılan, gerçekten kadrosu çok iyi olmayan devlet üniversiteleri de var. O yüzden bence devlet ya da özel gibi etiketlemek yerine hangi okuldan mezun olunduğu ve o okulun eğitim şekli, kadrosu, araştırılıp bilgi sahibi olunursa işveren içinde, yani okul bazında değerlendirilirse onlar açısından da daha verimli olacağını düşünüyorum. YGS ile mi yoksa LYS ile mi yerleşeceksiniz? Eğer YGS ile yerleşiyorsanız bu meslek yüksek okulu, fizyoterapi ve rehabilitasyon meslek yüksek okulu. MF 3 puanınızla LYS ile yerleşiyorsanız o zaman fakülteye yerleşmiş oluyorsunuz. Arada bir fark var mı? YGS ile yerleştiğinizde de o bölüm 4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüdür. Yani 2 yıllık bölüm değildir, teknikerlik değildir. Bunu bir altını çizmek istiyorum önce. Daha sonra arasında bir fark yok. Eskiden bu eski İstanbul Üniversitesi'nin mesela çok eski bölümü Çapa. Orası da ilk bölümle YGS ile öğrenci alıyordu. Meslek yüksek okul altında geçiyordu. Ancak orasının da mezunları 4 yıllıktı ve bitirdiklerinde fizyoterapist oluyorlardı. Bu tamamen okulun yapısıyla ilgili, yani YÖK ile alakalı şeyler aslında, sizinle alakalı değil. Ve ikisi de bitirdiğinde aynı şekilde mezun oluyor. Fizyoterapist olarak ve aynı şekilde iş arıyor. Hiçbir fark yok. Eğitim açısından da bir fark yok.
okulun fakülte olması için birkaç bölümü oraya bağlaması gerekiyor. Yani okuldaki aslında diğer bölümlerle ve tamamen okulun yapısıyla alakalı. Şu anda zaten birçok okulda artık bu fakülteye geçildi. Çok sorulanlardan son sorumuza geldik. Fizik tedavi ve rehabilitasyon mu yoksa fizyoterapi ve rehabilitasyon mu? Bu bölüm açıldığı zaman fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak açılmıştı. Ama daha sonra biliyorsunuz hekimler de, fizik tedavi hekimleri de rotasyon yaparken bu bölümde o isim altında yapıyorlar ve öyle bir uzmanlık branşı var. Bu yüzden biraz kafa karışıyordu. Fizyoterapistler doktor mudur nedir? Aslında belki biraz o zamandan geliyor bu ikilem. Bu kafa karışıklığını önlemek için fizyoterapi ve rehabilitasyon şeklinde değiştirdiler bölümü. Ancak bütün okullar buna hemen geçemedi. Yeni açılanlar o şekilde açılıyordu. Eskilerde fizik tedavi olarak kalmıştı. O yüzden piyasada iki farklı isimde aynı bölüm vardı. Ancak şimdi bütün artık fizyoterapi bölümleri fizyoterapi ve rehabilitasyon adı altında eğitim veriyor. Artık fizik tedavi ve rehabilitasyon diye bir bölüm. Zaten umarım bu konuda merak ettiğiniz sorulara cevap bulmuşsunuzdur. Eğer başka soru varsa alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Cevaplamaktan memnun olurum. Görüşmek üzere.